Ama şuna üzülüyorum. Ülke ocaklarının ve AK Parti gençlik kollarının kıymetli mensupları. Soğ abi gördüğünüz gibi birisi. Vatansever, Atatürk hayvanı, kurtuluş mücadelesi destanını ezbere okuyan, her seferinde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağırdı buradan. Vatana saygılı, bayrağa saygılı. Peki, bundan 3 gün önce sizin partilerinizin 2 lideri Ahlat'ta yanlarına kimi aldılar da kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdiler. Anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunumuz var diyen Hüdapar'ın genel başkanını yanlarına alıp kol kola girdiler. O Hüdapar anayasanın ilk 4 maddesine karşı ya, o anayasanın 4. maddesi ilk 3'ünü değiştiremezsin. İlk 3 maddesi bu ülkenin bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Bu ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Başkenti Ankara'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet sosyal bir hukuk devletidir. Bayrağa karşı olanlarla, İstiklal Marşı'na karşı olanlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğiyle, bütünlüğüne karşı olanlarla kol kola giren lideriniz varken benim kolumdakine söyleyecek hiçbir sözünüz yok. Sadece üzülüyorum. O yüzden dönün ve liderlerinize deyin ki biz Suavi'den vatanseverlik, bayrağa saygı, İstiklal Marşı'na saygı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne saygı dersi aldık. Özgür Özel de bunu incitmeden hatırlattı. Sizin ne işiniz var Hüdapar'ın genel başkanıyla değil. Değil ki onlar ki kadınları köpek gibi sahiplendireceklermiş. Onlar ki cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerleri ortadan kaldıracaklarmış. Madem ki milliyetçiyiz, madem ki vatanseveriz, ne işimiz var bizim onların kolunda değil ve bu geceyi biz güzelliklerle kapatıyoruz. Sizler de öğrenerek kapatın. Ve sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum. Yok öyle yağma. Birileri 3, 5, 10 kişi kendini olduğundan güçlü gösterecekse, sesini yükseltecekse, terbiye sınırlarını zorlayacaksa, İsmet Paşa'dan size bir öğüt var. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz. Şimdi korkakların silme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı. Bundan sonra bizden birine bizim dünya görüşümüzü paylaşmayalım herhangi bir sanatçıya, herhangi bir düşün insanına ya da herhangi bir vatandaşa giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç bağlı. Biz buradayız. Kalkın ayağa ve gösterin onlara. Neredesiniz? Cesurlar bir kez ölür, korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir Türkiye'yi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi. Hepinizi yürekten alkışlıyorum. Sağ olun, var olun.